Melike. Efendim. Standart. Ben geldim. Gel baba gel. Evi. Bu ne? Gözü seyiriyor. Bu ne? Yarım saat. Arkadaşlar hepinize merhaba diyeyim. Öncelikle. Seni bekliyorum baba yarım saat. Hazır oldu valla bekliyorum. Yemin ederim ya. Bakın arkadaşlar Oyuncak TV tarihinde ilk defa Melike'nin beni hazırda hazır bir şekilde beklediğimi gerçekten gördüm. Gerçekten bekliyordum bu arada. Arkadaşlar hepinize merhaba. Harbiden bekliyor. Harbiden bekliyordum. Çok heyecanlıyım. Niye diye soracaksınız. Arkadaşlar bugün bütün parfümlerimi hepsini göstereceğim. Parfüm evet. Koleksiyonumu göstereceğim. Milyonluk size. Parfümünü gösteriyoruz en sonunda arkadaşlar. Melike'nin gerçekten çok pahalı, çok aşırı derecede abartı böyle bayağı. Bir parfüm var. Baya. Arkadaşlar siz de görünce eminim ki şaşıracaksınız. Çünkü oradan buradan aldığım böyle çok saçma şekilli şukurlu. Türkiye'nin dört bir yanında her gezdiğimiz yerden de aldın evet, sen bu arada. Evet, ne ararsanız var. Ve arkadaşlar hatırladığım kadarıyla parfümlerin fiyatlarını sizlere söyleyeceğim arkadaşlar. Yorumlara toplamını yazın. Videoyu sakın sarmadan izleyin arkadaşlar. Nereden başlayayım? Nereden istiyorsun oradan başla bakalım. Evet arkadaşlar. Favori bölümümden videoya başlıyorum. Videoya güzel bir like alalım. Like'larınızı bekliyorum. Hadi bakalım göster. Şöyle geçin efendim. Arkadaşlar burada direkt Victoria's Secret parfümlerim var. Bilenler bilir çok seviyorum ben. Şöyle arkadaşlar bir tane tek tek böyle hepsini gösteriyorum. Göster göster. Hızlıca. Böyle bir tane Bar Vanilla var arkadaşlar. Bunu bitirmiştim. Nasıl olduğunu söylediğim böyle sıcak bir vanilya kokusu var. Aşırı seviyorum bunu. Fiyatı da bir saniye. Ay 700 bu. Hayır 500. Aynen hepsinin fiyatları 500. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Sen orada bir saniye dur bekle şimdi. Arkadaşlar Melike'nin toplam parfümünün fiyatını tahmin edeni Instagram'da Melike açıklayacak. Evet ismini açıklayacağım arkadaşlar. Evet. Sarmayın. Sonunda bütün rakamları söyleyecek size zaten. Ortalama aynen. Ağzından ne rakam çıkıyorsa Melike'nin hepsini toplayın. Bakalım sonuçta kaç para çıkacak? Evet ilk olarak 500 milyon lira. Çıkmayacağını eminim ama. Bilemeyiz. Arkadaşlar bu parfüm de yine 500 lira. Şöyle kokluyorum. Bu da böyle kokonatlı daha sonra vanilya karışımı bir parfüm. Bunu da çok seviyorum. Burada arkadaşlar bazılarını böyle bir ay önce alıyorum. Bir yıl önce almış olurum. Fiyat farkı olabilir. Ama arkalarında olan etiketinde yazını okuyorum yani sizlere. Biz o parayı bayıldık mı? Bayıldık. Evet. Bizim için önemli olan o. Evet rakamları söylemeye devam et. Evet şekilde. Daha sonra arkadaşlar şöyle bu çok nasıl desem sıvı değil simli hafif böyle akışkan bir parfüm. Bu da yine az önce gösterdiğim. Göster ve kokuyu söyle sadece lütfen rica ediyorum. Çünkü çok fazla parfüm var ben o kadar bekleyemem. Valla bekleyeceğim. Buraya geldiysen bekleyeceğim valla. Yine aynı şekilde vanilyalı arkadaşlar. Simli simli. Daha sonra şu şekilde bir parfüm var. Bu böyle çok şekerli bir... Artık yatakta yatıyorum yani. Ne yapabilirim ki? Arkadaşlar bu da şöyle şekerli bir parfüm. Bu da 500 lira. Daha sonra... Şimdiden 2000 lira. Ama evet, arkadaşlar hepsini tat diye almıyorum. Zaman farkıyla aldım. Bağımlılığı var yani. Parfümü seviyor evet. Daha sonra yine Bar Vanilla var. Bu da vanilyalı zaten göstermişim. Bu da 500 lira. Yine Bar Vanilla var. Hiç sıkılmıyorum bundan. Çok bunların her birinin kokusu ayrı ayrı ama değil mi? Yok mesela şunlar arkadaşlar. Bunların hepsi aynı. Hmm. Ama diğerleri full farklı evet. Daha sonra yine böyle Bar Vanilla var. Fiyatlarını söylüyorsun. Bu 500. Yine tamam. 500. Her biri 500 lira. Tam 500 mi yazıyor arkasında? Evet 500 bak göstereyim. Göster. 500. 499 lira. 500 diyebilirsiniz. Evet. Yani arkadaşlar daha sonra şu şekilde. Hayır bu parfümleri alırken ben neredeydim? Güllü, pudramsı bir kokusu ekranda var. Ekranda evet. Bir dalgalanma var ama o dalgalanmayı da anlayamadım. Bana böyle ilkbaharı hatırlatıyor bu parfüm. Çok seviyorum. Bu da arkadaşlar 260 lira. Evet. Daha sonra bunu gerçekten ne zaman aldım hatırlamıyorum. Hatta büyük ihtimalle bunun kokusunu bilmeden aldım. Ne kokuyor? Valla Allah aşkına baba hiç bilmiyorum ne koktuğunu ama böyle. Ben şu an burnumu tıkayarak bu odada duruyorum. Çünkü bende migren var benim başımı ağrıtıyor. Çok garip bir kokusu var arkadaşlar. Bu da büyük ihtimalle 200 lira falan. Çünkü bunu bayağı eskiden almıştım. Daha sonra yine 500 liralık bir parfümüm var Rush diye. Bu Victoria's o kadar. Mı o da? Aynen bu da Victoria's Secret. Burada abi, her Victoria, şey Victoria's Secret. Victoria's Secret bizim üzerimizden geçiniyor ya. Ben rahat söyleyebilirim. Arkadaşlar bu nasıl biliyor musunuz? Şurada 5000 lira para saydım yani. O kadar ferah bir koku gibi. Böyle sinirlendiğinizde bile sıktığınızda ferahlayacağınız bir koku. O kadar seviyorum bunu. Bir de yani böyle... fresh bir koku mu? Aynen çok fresh bir koku. Böyle çok rahatlatan bir koku. Burada Bombshell var. Böyle. Sabit tut da görek kızım. Ay bu. Buna bayılıyorum. Bu da mı Victoria's Secret? Evet bu parfüm. He. Evet bu ne kadar... Arkasında yazmıyor ama bu da yine 300-400 civarı bir şeydir. Yani ben buna 300 diyeyim. Melike'cim sen aldığın fiyatı hatırlamıyor musun? Vallahi hatırlamıyorum. Dediğim gibi ay farkıyla olduğu için çoğunlukla hani aklımdan gidiyor. Hemen babacığım.
Ben mutlu değilim şu an. Ben hiç mutlu değilim yani. Evet arkadaşlar, sıradakine geliyoruz. Yemin ederim şu an nefesimi tutmuş. Bunun fiyatlarını söylemesini bekliyorum. Bakın, evet arkadaşlar. Size yemin ediyorum, bakın ben de bilmiyorum. Vallahi şu an gerçekten sizle beraber şoka gelenleriniz varsa ben de giriyorum. Şimdi arkadaşlar nasıl biliyor musunuz? Değilim. Hemen makyajımı yaptım. Giyindim, püslendim, süslendim. Ne sıkacağım bilmiyorum. Ama burada favorilerim var arkadaşlar. Şimdi ilk favorim tabii benim aldığım. Doğum günü hediyem. Şimdi sen bunun fiyatını biliyorsun. Biliyorum tabii. Ne kadar? 200 lira. 200? Evet, bir alana da bir alan, yarısı bedavaydı. Yani bu... bir alana ikincisi %50 indirimliydi. Böyle aşırı güzel bir koku. Gerçekten çok seviyorum. Yazı hatırlatıyor bana. Vallahi yeni aldınız bunu ama favorilerimden biri oldu. Bak. O da 100 lira, 130 liraya falan geldi. Bu değil. Hayır hayır. Bu sizin aldığınız değil. Bir tane daha almıştım. Onu nerede? O annemde. Annem kullanıyor onu. Hmm. Valla bana tamam, vermedi. Onu da sayın arkadaşlar. 130 aynen, lira da o. Aynen onu da sayın. Bu da arkadaşlar şimdiki fiyatı 60-70 TL'dir tahminen. Bu da böyle çok pudramsı. Sabit çok tut. Evet. Bebek gibi kokuyor. Aşırı güzel kokuyor. Pudra yani. Kokuları diyebiliriz. Aynen. Daha sonra arkadaşlar Zara'nın bir tane böyle küçük bir parfümü var. Bunu ne kadar almıştım? Tahminen 160 almıştım bunu da. Hı-hı. Bu da aşırı hoş bir koku böyle. Önceki fiyatını söyledin mi? Söyledim evet. Tamam. 60 TL. Bu da arkadaşlar 120-130 TL fiyatlarında. 160 demedin mi az önce sen? 160 mı dedim? Ben de hatırladım. Sen şimdi hatırladın fiyatı söyle bana. Bir hatırlatayım. Bir hatırlayayım dur. 120'ye aynen 120'ye aldık. Hatta bunu sipariş etmiştik hatırlıyor musun? Ben bunu kokusunu seviyorum. Vallahi Melike hiçbir şey hatırlamıyorum. Şu an sadece ter bastı bana. Hatta 3 tane daha almıştım. O zaman hadi evet, baba. Evet arkadaşlar neyse söylediğim rakamlar. Vallahi kafamı karıştırıyorsun. Söylediğim rakamlar neyse o işte arkadaşlar. O zaman şimdi arkadaşlar buraya geldim. Sen bu kızımı hiç beğenmeyeceksin tahminen. Niye? Ben kalsa beğenmeyeceğim baba. Hadi bakalım. Dur şurada ışık da tutayım ona. Şöyle ışık var bak. Öyle çok daha güzel. Yap bak böyle. O kadını arkadaşlar. Ekran görüntüsü alın paylaşın. Hayır. Aldılar. Hayır. Aldılar. Geri saracaklar alacaklar beni. Siz arkadaşlar ben başlıyorum. Az önce gösterdiğim parfümün büyük boyu bu. Oy. Arkadaşlar bunu bana bir arkadaşım hediye etmişti. Fiyatını tam olarak hatırlamıyorum. Ama o 120'lerde. O da Zara'nın kızım işte. Evet aynısı ama arkadaşım büyük boyunu hediye etti bana bunu. Hmm. Bunu tam bilmiyorum ama bu da 200 vardır tahminen. Daha sonra. Şöyle arkadaşlar. İki tane tekrardan Zara'nın parfümü var. Bu nasıl kokuyor desem size. Böyle nasıl desem. Böyle sıktığınız zaman bilmiyorum, direkt kendiniz. Nasıl desen. Direkt kendini arkadaşlar bu arada anlatmak da çok zor kokuyu aslında. Evet çok zor bir şey yapıyorsun şu anda gerçekten. Böyle sıktığınızda direkt fark edilen bir koku yani. Çok güzel. Çok kokusunu neye benzedin söyle? Pudra mı, meyve mi, çiçek mi? Meyveli ve pudralı bir kokusu var. Evet. Arkadaşlar bu da sanki duştan gelince. Gerçi sen öyle hissediyorsun ama biz farklı hissedebiliriz. Aynen tabii. Doğru bu da arkadaşlar çiçeksi böyle duştan yeni çıkmışsınız gibi böyle temizlik kokusu veren bir parfüm. Evet. Bunlar aldıklarını da şöyle şuraya koy görelim. Okey şöyle o zaman. Bunları böyle dizeyim. Arkadaşlar bunları zaten set olarak söylemiştim bu ikisini. Bunlar da 300 civarı falan. Evet Melike'ciğim evet devam eder misin? Aynı şeyi tekrar saçmıyorsun. Arkadaşlar bunu iki kere bitirdim. Pucini'nin parfümü. Böyle yani. Çiçek kokusu vardı. Tamam tam genç kız parfümü. O kadar. O kadar yani yaz parfümü. Çok hoşuma gidiyorum. Çok da iltifat alan bir parfüm. Bunu da arkadaşlar 200 almıştım. Evet. Daha hepsinin sonra fiyatını söyledin değil mi? Eminsin. Evet. Hatırladığım kadarıyla bu şekilde. Evet çıldıracağım. Daha sonra arkadaşlar böyle bir parfüm. Aslında ben bu pembe parfümü alacaktım. Ama o anda kafam karıştığı için gittim. Bunu aldım yanlışlıkla. Bu da böyle vanilyalı bir koku. Ama biraz ağır bir kokusu olduğu için çok kullanmıyorum. Bu da 160 TL'ye almıştım. Çünkü arkadaşlar bu da böyle çok ağır bir parfüm. Yani baharatlı bir parfüm. Yani hangi akıllı almışım bilmiyorum arkadaşlar. Bu da büyük ihtimal 120 ya da hangi akılsızlıkla. Şöyle ışık daha mı iyiydi? Evet. Daha sonra arkadaşlar şöyle. Lelas'ın bir tane parfümü var. Zaten çok az kaldı görüyorsunuz. Böyle yazı hatırlatıyor bana böyle. Ben bu ışıkla ne çekiyorum? Harbiden neler yapıyorsun? Ay, tamam. Bu yazı tamam hadi. Arkadaşlar bu parfüm bana yazı hatırlatıyor. Çok seviyorum. Bunu 130 TL'ye almıştım. Arkadaşlar, ne dedin, anlayamadım. Bu bildiğiniz iş kadını parfümü. Gerçekten öyle. Ağır bir parfüm. Böyle baharatlı bir parfüm. Bunu da 180'e almıştım. Hı-hı. Bunu çok iyi hatırlıyorum. Hatta sana 108 demiştim. Daha sonra 180 demiştim. Tamam mı? Evet cebelleşiyorum şu anda. Evet. Daha sonra arkadaşlar şöyle.
Tekrar Delas'ın bir parfümü var. Gerçekten bir parfüm alacaksınız gidip Delas'tan, kesinlikle gidip bunu almanız lazım. Çünkü çok güzel kokuyor. Aşırı seviyorum. Bu da 180 yine 190 civarım. Evet, şu an bunlar çok fiyatlardı. Eski parfümler arkadaşlar. Bu arada şimdi fiyatları belki misliyle çoğalmış da olabilir yani. Ama ben aklımda kaldığını söylüyorum. Hı-hı. Daha sonra arkadaşlar şöyle Zavura'nın bir parfümü var. Hı-hı. Bu çok kullanmıyorum ama bu da yine baharatlı hafif ama bir parfüm. Bu da vallahi 60-70... Ben bunu 60 diyeyim, aynen 60. Hı-hı. Bu arada arkadaşlar Melike'nin parfüm şişesi ve parfüm kokusuna karşı bir bağımlılığı olduğundan dolayı fiyat fark etmeksizin, tabii çok aşırı olmadığı takdirde alıyor. Yani kimi 50 liralık oluyor, kimi 100 liralık oluyor, kimi yani, 500 liralık oluyor. Dediğim gibi fiyatının çok fazla olmadığı parfümleri umursamıyorum, fiyatını alıyorum direkt beğendiysem. Tabii tabii. Daha sonra yine... Ben bunları hepsini not alıyorum. Daha sonra yine şöyle bir parfüm var arkadaşlar. Bu da böyle çok ağır değil, çok hafif değil, böyle tam 60 lira değil mi? Gezmelik bir parfüm. Aynen böyle her yerde sıkabileceğiniz bir parfüm. Ağır değil, asla burun yormuyor, kafa yormuyor yani. Daha sonra bu arkadaşlar, bu son zamanlarda çok sevilen bu bir markaya parfüm. Takmışsın sen. Evet, sizlerde olan parfümler varsa lütfen rica ediyorum yorumlara yazın. Böyle. Kimde var, kimde yok. Evet. O kadar çok merak ediyorum ki ben şu an. Ben de şu an çok merak ediyorum. Ne kadar yorum olsa da olsun hepsini okumaya hatta çalışacağım. Hatta Instagram'da varsa resimlerinizi çekip elinizde böyle tutun. Resimlerinizi çekip bize yollayın. Aynen. Oyuncaks TV Instagram sayfamız Melike Elif Çetintaş. Miydi Melike Elif yoksa Melike Elif Oficial. Ha, Oficial evet seninki, pardon. Evet. Melike Elif Oficial. Bana da gönderebilirsiniz. Benimki de Serkan Çetintaş ama E yok. Serkan Çetintaş. Evet, neden öyle bir şey yaptım ben de bilmiyorum. Ama evet. Arkadaşlar takip etmeyi unutmayın. Daha sonra yine böyle çürük. Bu arada çekiliş var benim sayfamda, haberiniz olsun. Ha evet, çok güzel bir çekiliş. Vallahi 40 yılda bir gelir. Gidip sıradakini unutmayın. Bir tane çürük vişneli bir parfümüm daha var arkadaşlar. Şişesi de zaten çürük vişneli. Çok seviyorum gerçekten. Kaç parada? Bu da 60 lira. Bu da 60-70. Benimle gelin. Geliyoruz evet. Şimdi ne tenliği göstereyim ben sizlere. Burayı göstermek istiyorum. Allahu ekber. Mis gibi dizmişim. Çok güzel valla. Şuradan başlıyorum. Evet. Arkadaşlar bunu A101'den almıştım. Dedim ya fiyatı fark etmez. Ve ben bunun kokusunu bilmiyordum. Yani kapı çok hoşuma gittiği için almıştım. Bunu da 30 TL'ye falan aldım. Böyle nasıl pudra desem. Pudramsı. Yine çok hafif bir parfüm. Bu da çok tatlı. Bunları şöyle koyacağım. Daha sonra... Yine pişman olduğum parfüm. Yani nasıl desem, vanilya ama asitli gibi burun yakıyor. Belki o zamanlar güzeldi. Belki tarihi geç, hiç bilmiyorum. Evet. Ama bunu da şişesi güzel duruyor ama kokusu demek güzel 30-40 değil. 30-40 TL'ye almıştım. Ben buna 30 diyeyim. Aklınızda kesinleşsin diye tam fiyat söylemeye çalışıyorum. Hiç hatırlamıyorum ama şu anlık fiyatı büyük ihtimalle 50 TL falan arkadaşlar. Bunun şöyle çok güzel de değil, çok da kötü değil. Böyle ama neyi andırıyor? Çiçeksi mi? Evet. Hı-hı. Bu şekilde çiçeksi bir kokusu var arkadaşlar. Hafiften meyvemsi. Ah! Bu. Arkadaşlar bu arada ben nasıl alıyorum parfümleri biliyor musunuz? Şişeleri de biraz düzgün tam tut da görsün arkadaşlar. Ha. Senin kadar hızlıyla. Ön tarafını tut hatta bu arada. Ön tarafı. Ne olduğunu bilsinler. Arkadaşlar şöyle, ben nasıl alıyorum biliyor musunuz parfümleri? Mesela bir yerde görüyorum TikTok'ta, Instagram'da diyorlar ki koşun gidin alın bu parfüm diyorlar. Tak kaşık gidip alıyorum. Bu kadar. Ben sana beğeniyorsam beğenmiyorsam orası bana kalıyor. Ben bunların hepsini not alıyorum. Ay, paramın, sana verdiğim harçlıkların nereye gittiğini çok iyi anlıyorum artık. Arkadaşlar bunu da Avşa'dan almıştım. Bu da 30 TL falandı. Gerçekten meyveli güzel. Biraz daha hızlı olur musun kızım? Alamam. Belimiz kırıldı. Daha sonra arkadaşlar bu aşırı güzel bir parfüm. Böyle simli, çok hoş kokuyor. Ya yani böyle akıllarda kalıcı bir koku diyebilirim ve çok daha hafif bir kokusu var yani. Çok seviyorum. Bir de arkadaşım hafif da vardı. Hafif koku deme ya. Kokuyu neye benzetiyorsun onu söyle. Meyve mi, çiçek mi, aroma mı? Koklayınca ne geliyor? Pudramsı ve çiçeksi. Pudramsı tamam. Ve çiçeksi. Tamam. Hızlı bir şekilde koku. Fiyatını söyledin mi? Evet. Hayır. Söyle. 60 TL'ye aldım. Tamam. Daha sonra arkadaşlar şöyle. 60 TL'ye standartlaşmış. Evet ya. Birçoğu da bence sallamaz yani. Kesin arada küsurat vardır. İlla ki var canım. Aa. Daha sonra arkadaşlar şöyle bir parfüm almıştım yine vanilyalı. Hı-hı. Yani vanilyası hoşuma gitmiyor ama bu da güzel bir vanilya parfümü. Parfümü valla fiyat hiç yazmıyor ama bu da tahminim 50-60 TL arasındadır. Bunu da şöyle evet, gerçekten alanlar varsa, fiyatlarını şu an bilenler varsa yazabilirler. Arkadaşlar bunu Marmara Park'tan almıştım. Bunu, İstanbul Beylikdüzü Marmara Park'tan. Aynen. Hı-hı. Bunu teyzem bana almıştı. Bana da buradan sevgilerimi gönderiyorum. Vallahi hiç hatırlamıyorum. Tabii 50 lira diyorum. 50 lira diyorum. Şu anki fiyatı öyledir.
çok güzel kokonat kokuyor. Bildiğiniz kokonat parfümünün kokonatı kokonat kokuyorsa elini verdim. Parfüm evet. Bulmuş hali aynen. Daha sonra bu üçüncü şişem bu şekilde arkadaşlar. Böyle vanilyalı ve ballı çok güzel kokan bir parfüm. Gerçekten çok kişi soruyor ne zaman sıksam. Bu da çok güzel bir parfüm. Bu da 60 TL civarı vardır. Daha sonra şöyle koyayım. Aha da bu parfüm. Yürek yakan ama çok güzel kokan bu parfüm. Arkadaşlar bunu 200 almıştık değil mi? Aynen. Öyle bir şeydi evet. 200 aynen. 200 TL civarındaydı. Bu da böyle. Markalarını söylemiyorsun. Söylemiyorsun. Yani. Kokudan şu an beynim dönmüş durumda. Antonio Banderas. Tamam ben zaten yakından gösteriyorum arkadaşlar. Siz der durdurup isterseniz ismini alabilirsiniz. Aynen bakın şu şekilde. Bu da güzel bir parfüm arkadaşlar ama böyle bir tık ağır bir parfüm. Zaten valla... bunun çoğu gratis Watson's bilmem neyin parfümleri değil aynen, mi? Aynen o tarz. Bu da bu şekilde parfüm arkadaşlar. Bu da ağır ama güzel ama bir parfüm. Ama ismini biliyorsan söylersen daha iyi olur arkadaşlar tamam. için. Tamam. Daha sonra arkadaşlar şöyle Mini Love diye bir parfüm var. Bunu ta ne zaman aldım valla hiç hatırlamıyorum. Bayağı uzun zaman önce almıştım. Böyle nasıl desem hafif bir parfüm. Böyle pudramsı yine çiçeksi bir parfüm. Ama anladık sen pudramsı ve çiçeksi çiçek, çok seviyorum, çiçeksi evet. bir parfümü seviyorsun. Aynen vanilya ve pudra çiçek en sevdiklerim. Çok kullanmıyorum ama fena bir parfüm değil. Of. Bu da arkadaşlar 80 TL. Ya gerçekten yükselmiş bunların fiyatları küçük olmasına rağmen. Daha sonra hala burada var valla. Şöyle bir Beauty'nin bir tane bakayım. Ha aynen doğru söylemişim. Şöyle bu neliydi ya? Bu da yine çiçeksi arkadaşlar. Bir vücut spreyi böyle minik yine arkadaşımla görmüştüm almıştım. Fiyatı? Bu 20-30 TL civarı. Bunun zaten fiyatları çok da yüksek. Tamam düştüm. Bu iyi miyiz? Evet iyiyim. Devam mı? Arkadaşlar burası son part. Sakinleşebilirsin. Daha sonra göstermeye hemen devam ediyorum. Şöyle... Abi her yer parfüm ya. Vallahi bile vallahi çıldıracağım ama ya. Ama dedim arkadaşlar yakında bayağı olsun. Yakında raf yaptıracağım yani. Stand yapacağız yani. Ha. Aa ne kadar güzel olur değil mi? Evet öyle göster bakalım hızlı hadi. Bunu annemden almıştım. Hiç hatırlamıyorum vallahi fiyat. Fiyatını bilmiyorum zaten. Şöyle ama 200 civarı falandır bu da. Evet arkadaşlar fiyat tahmini yapıyor ya. O yüzden 200 lira civarında diyorum. Aynen. Bu da ağır bir parfüm arkadaşlar. Aldığımı pişmanım. Çok ağır gerçekten. Hiç benlik değil. Daha sonra yine böyle... Pudramsı çok hafif mükemmel bir koku bu da. Bu da arkadaşlar 60 TL'ye almıştım bunu. Evet dediğim gibi arkadaşlar fiyatlarda biraz farklılık bozukluklar olabilir. Şimdiki fiyat aralıkları öncekine göre değişiklik gösterebilir ki göstermiştir. Şu anda ben bile 50 liraya geçen sene aldığım bir şeyi bu sene 100-150 evet. liraya alıyorum. O yüzden neyi hesaplıyorsanız çarpı bir yapabilirsiniz aslında şu anda. Evet. Yani dediğim gibi mesela bunun çok uzun zaman önce almıştım. Bu da arkadaşlar böyle hafif bir parfüm ama çok klasik bir parfüm bence. O yüzden ben bunu çok kullanmıyorum. Hı-hı. Ama hafif parfümler seviyorsanız bunu alabilirsiniz. Fiyatı da bunun tahminen 100 TL falandır. Evet efendim. Bu parfüm arkadaşlar bir ara çok takıntılıydım. Bunu 180'e almıştım. Şöyle. Bak göster şeydi bana. Bakın şöyle ismi yazmıyor. Hı-hı. Ama bir ara dediğim gibi o çok zaman seviyordum. Pazardan aldın o zaman. Vallahi oradan da almış olabilirim. Böyle pudramsı çiçeksi yine hafif bir parfüm. Sabahtan beri sadece aynı şeyi söylüyor. Pudramsı çiçeksi. Çiçeksi. Evet. Videonun adını buldum. Pudramsı çiçeksi. Çok ağır bir parfüm. Aşırı derecede evet, ağır. Bu arada Melike'nin şu Bergello'ya karşı da bir takıntısı var. Caroline'in arkadaşlar Good Girl diye bir parfümü var. Bu onun muadili. Yani birebir aynı parfümü. Yani gerçekten ağır ama güzel de bir parfüm. Fiyatı da 150 falandır onun. Fazla ne değil. Zaman? Bunlar pahalı değiller çünkü. Daha bildiğim. Ne zaman sıksa hayır 150 değil bunlar 80 TL. Hmm. Hatırlıyorum aynen ne zaman sıksam başımı ağrıtıyor bu parfüm. Numarası şöyle belki almak isteyebilirsiniz numarasını. Bakın göremiyoruz ki numara falan. Heh. O zaman şey diyeyim arkadaşlar bu 193 neyse numara. Onları boş ver arkadaşlar şimdi zaten. Şimdi ben de bulamam zaten numaralarını. Daha sonra yine şöyle bir parfüm var. 80 lira mı? Evet. Ne kokuyor? Bu nasıl desem ya. Çok aslında şey... tanıdık bir koku ama bunu tam olarak söyleyemiyorum. Akrabamız olmasın tanıdıksa. Enişten. İğrenç bir espri ya. Enişten ben baba. Yaşlandıkça espri yeteneğimi kaybediyorum. Gerçekten kaybediyorsun biliyor musun? Fiyatını söyledim mi? Evet bu arada arkadaşlar şişelerin şu an gösterdiğimiz şişeler Bergello yazan. Bergello evet. Mu nedir? Onlar 80 lira civarında. Aynen bunların ikisi de arkadaşlar 80 TL. Aynı mı? Aynen ikisi de 80 TL. Böyle pek bana göre değil şahsen yani. O yüzden
O mu? Son mu kaldı? Aynen. Bu. Evet arkadaşlar bunlarda. Başka ne var kızım? Bitti. Yemin et. Valla. Allah'ım bugün çok şanslıyım. Kendinize iyi bakın. Farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşürüz. Evet kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Bay bay. Bay bay.